Fotovolk. Fotovolk yapacağız. Kamelya'dan selamlar herkese. Yeni Foça'dayız. Ne var? Ben eski Yeni Foçalıyım. Deniz'de yeni ha, stil Yeni Foçalı. Evet, hala öyle. Kararlı burada kalmaya. Çünkü Yeni Foça'da ne var biliyor musunuz? Doğalgaz. Doğalgaz var. Evet, doğalgaz var. Asla Yeni Foça'dan ayrılmayacağımın. Aynen. Benim oturduğum zaman tam pandemi öncesi gibi bir araydı. Kışın hani emekliler falan da değil yani, kimse yok. Burası yazın çok canlı bir yer olup kışın böyle iyice sessiz sakin bir yerde. Son iki senede bayağı yeni mekanlar açıldı. Evet, artık kış nüfusu da arttı doğalgaz evet. Gelince tabii haliyle. Kışın da canlanmaya başladı. Bir sürü butik oteller açıldı. Kafeler, restoranlar falan açıldı. Marina açıldı. Evet, marina bayağı açıldı. Hareket getirmesi bekleniyor. Evet. Şu an sadece bir tane kafe var içinde. Aynen, bir de spor salonu. O da açılacak. Var. O da açılacak evet. Gibi görünüyordu. Ama daha orada açılacak bir sürü bar vesaire falan olacak evet. Diye laflar dolanıyor. Evet, Yeni Foça'ya yatırımlarınızı bekliyoruz. Yeni Foça'dan emlak işleriniz varsa. Yani yönlendirebileceğimiz evet, şeyler var. Şeyler, satılık bir bağlantılarımız var. Satılık evimiz var diye. Bağlantılarımız var yani, bizi arayın. Başka ne var Yeni Foça'da? Bir düşüneyim. Ha rüzgar sörfü. Şurada bir sörf okulu var aşağıda. Oradan da biraz görüntü aldık. Deniz fotoğraf falan da çekti. Bugün Söbester tatili olduğu için sanırım rüzgarsız havada sörf yapmaya çalışıyorlar. Evet, biraz ya. Zorlu. Yazık çocuklar, böyle azıcık gidebilmek için nasıl uğraşıyorlar. Bir gram rüzgar yok yani ki şanslarına. Yeni Foça'nın aynen yani rüzgarı meşhurdur. Uzun bir sahil şeridi var buranın zaten. Evet. Mesela o şeye göre, eski Foça'ya göre aslında güzel de bir plajı var yani. Bayağı kum plaj var burada. Evet, yani eski Foça'da zaten denize girecek çok fazla seçenek yok. Yok ve hani böyle kesintisiz bir alan yok. Yani evet. İşte onun önü, bunun arkası, şunun sağ, bunun sonu ufacık diye. Ufacık ufacık böyle dar alanlar var ama burada boylu boyunca bir sahil var ve halk plajı da var. Evet. İşte böyle mekanların işlettiği, yani işlettiği dedim de giriş falan ücretli değil. Hani şezlong şemsiye parası verdiğiniz aynen. Yerler var. Öyle hani Çeşme'deki gibi böyle öyle bir beach ortamı. Şeyden hani, 8 evet. Referansla alındığınız yerler yok burada. Yok. Eski Foça, Yeni Foça arasındaki sahil yolu. Aynen. Yani Türkiye'deki en güzel yollardan biri olabilir yani orası. Evet, manzaralı yol dediğim yol benim ve işte otobüste de o yoldan geliyorsunuz. O da çok keyifli oluyor. Zaten hiç anlamıyorsun yani. Zaten 20 dakika falan sürüyor ama o yolun üstünde de bir sürü böyle koylar falan var. İşte böyle zaten yazın o yol üstü böyle park etmiş arabalarla dolu evet. Oluyor. O koylara, köylerdeki plajlara zaten direkt arabayla iniş yok çoğuna. Çoğuna arabanızı yok. İşte yol kenarında bırakıyorsunuz, yükleniyorsunuz. Böyle patikalardan, kayalardan falan böyle bir tırmanışla falan iniliyor çoğu zaman. Aynen. Çoğu öyle şeyler de var tabii. İşletmeler de var. İşte acayip. Kosova'da falan var. Kosova. Sazlıca'da var ama böyle aynen. En güzel, en muhteşem koylara böyle biraz evet, güzel noktalar var. Aynen. Tesissiz mesissiz evet, böyle. Tatlı cennet koyu, yelken kayalıkları falan evet. Böyle o kara çukur denen bir yer var ya şurada tarafta, hemen şu değil tarafta. Burunun yani en güzel yerler biraz emek istiyor arkadaşlar. Yani. Yeni Foça, adı Yeni Foça ama aslında yeni değil yani eski Foça kadar ben eski bu konuya çalıştım. Var. Çalıştın, çalıştım. Anlat bakalım. Evet, anlat Denizciğim. Geçen şeyimizde pek çalışmamıştık. Sadece Yeni Foça o kadar yeni değil diye geçiştirmiştik. Hemen bu açığımızı kapatayım dedim. Çalıştım. Yeni Foça 1300'lerde kuruluyor. 1250'lerle 1300'ler civarında bir yer.
tarihte kuruluyor? Yani işte Damla'da kan. Damla'da kan geçmiş, geçti artık. Malazgirt'te geçmiş. Tamam. Bu beylikler zamanında. Evet, daha Osmanlı tamam. yeni kurulurken Yeni Foça kuruluyor. Yeni Foça'yı kuranlar iki tane Cenevizli kardeş. Vay. Bu tam dedikodu şeyi malzemesi. Bunlar şimdi iki kardeş, tamam mı? Benedetto ile Manuela. Evet. Manuele. Manuele. Manuele Zaccario. Zaccario. Benedetto Zaccario. Bunlar Cenevizli kardeşler, tamam mı? Benedetto biraz böyle korsan, macera sever bir adam. Atlayayım gemimi Akdeniz'de, onunla savaşayım, bununla dalaşayım. O aralarda Venediklerle Cenevizler arasında böyle bir mücadele var. Hiç az etmiyorlar birbirlerinden. Yeni Foça, ama Foça'da da Venediklilerin bir şeyi var. İşte Venedikliler hüküm sürüyor. Ha, tamam. Ondan sonracığıma Bizans İmparatoru'nun bu Venediklilerle arası açılınca diyor ki ben bu Venediklilere karşı Cenevizleri fiştekliyim. Her zamanki Bizans oyunları aynen. devreye girdi. Aynen. Ondan sonra bu Benedetto ile Manuela kardeşler bir şekilde Bizans sarayını kapatıyorlar. İmparatoru sen kafala. Kızını al mı? Kardeşini al. Kız kardeşini al. Güzel. Tamam mı? İmparatora damat oluyor Benedetto. Vay. Şimdi Benedetto macera adamı. Macera olan değil tabii, miydi bu? Aynen. Gidişat hiç iyi değil. Ya zaten muhtemelen karısını bıraktı şeyde. İstanbul'da bırakmıştır, arada bir gidiyordur yani. Yoksa adam ömrünü denizlerde geçirmiş. Kardeşi Manuel'e esas çakal olan o. Tamam mı? Diyor ki sen bu karıyı aldın diyor. Evet. Ben de Foça Lord'u olayım diyor. Ya. Bir Foça Lord'u var. Aa, ya Manuel'e. Bak Foça'mızın Lord'u olduğunu ya, biliyor muydunuz? İşte çok bilen mi çok gezen mi derseniz çok okuyan mı ya da bilmiyorum. Çok seçenekli bir şey oldu. İmparator sırf bu Manuel şey Zaccario kardeşler için Foça Lord'luğu oluşturuyor. Daha öncesinde yok Foça Lord'luğu diye bir şey. Hadi oradan bize bir Lord'luk. Nasıl bir kafalamak artık sen düşün. Güzel. Yani. Manuel'e Foça Lordluğunu alıyor. Ondan sonra diyor ki bu Yeni Foça'da güzel şap madenleri var. Hı hı. Ben bu şap madenlerini işleteyim. Hı hı. Oradan paramı da alayım. Garibim Benedetto tekne şeylerinde, gemi tepelerinde kelle koltukta savaş. Kardeşi çakal Manuel'e burada şap madenlerinden cukkaları indir. Böyle böyle Yeni Foça'yı kuruyor adam. Şap madenleri şuradaki dağda. Evet. O dağda işte madenler var, onları işletiyor. Diyor ki burada binlerce çalışan oluyor o zaman madenlerde. Hı-hı. Diyor bu insanlar nereye sıçacak? Bu kadar hadi işçi nereye? Sorun. Her zaman yani evet. Her zaman Foça'nın hala sorunudur diye. Yazın çok kalabalık olunca neyse. İşte 700 yıldır çözülmeyen sorun. Nereye? Diyor ki ben buraya bir şehir kurayım. Yani tabii şehirsiz aynen. olmaz. Evet, bu Şap Dağı'nın eteklerine Yeni Foça'yı kuruyor. Ondan sonra Toki'yi. Aynen. Dönemin Tokilerinden. Zoki. Zoki. Öyle, evet. Bayağı evet, entrikalı bir şey. Evet. Ama işte bak hayatta Manuel'lerden korkacağım Tülay. Korkacaksın ama yani şimdi öyle macera sinsi. Severim ben. Ama adamın gözü denize bakıyormuş, bir gözü denize ama bakıyormuş. Ama işte bak kelle koltukta uğraşıyor, çakal Manuel'e. Sonra. Sür kardeşini öne, evet. Savaşsın gariban. Sen orada Venediklileri halletsin. Güzel ya, güzel hayat. Ya böyle böyle bir Foça Lordluğu kuruluyor canım. Foça Lordluğunu vallahi hiç duymamıştım. Evet. Ben de duymamıştım. Çok uzun sürmedi bence acaba o zaman öyle çok bir şey mi? Çok uzun sürmemiş. 3-4 nesil burada takılıyorlar. Hı-hı. Ondan sonra Bizans tekrar geri alıyor. Ha. Bizans'ın burayı Manuela'ya şey olarak veriyor. Çeyiz mi? Ha. Ha. Gelin hanım üzerinden. Evet, çeyiz olarak veriyor. Çeyiz olarak gitmiş. Evet. İşte bir çeyizimizde bir Yeni Foça yani. Olabilir ya. Olabilirdi. Öyle mi? Öyle hayatlar varmış. Yani sonuçta koskoca imparatorun kız kardeşi de çeyiz olarak dantel masa ortası götürecek hali yok yani canım. İşte mantıklı. Yeni Foça. Ya senin çeyizinde ne vardı? Benim çeyizimde vallahi hiçbir şey yoktu. İşte Yeni Foça'yı veremedin. Veremedik. Neyse işte çalıştım. Magazin kokan bir bölüm aynen. oldu. Tarihsel magazin. Öyle Yeni Foça'mızın kuruluşu böyle şap olayından da bayağı evet. oluşurmuş yani. Zaten oradan
sonrasında da hep hani bir şey olmuş, evet, bir değeri olmuş dediğim kadarıyla. Pizzacımız var. Ha, pizzacı. Yine meşhur, evet, pizzacımız. Şeye gittiniz mi Eylül'e? Aa, gitmedik. Burada bir tane pideci, çorbacı bir yer var. İşte ufak tefek böyle küçük salaş meyhaneler var. Sahilde baya baya bir sürü balık restoranı var. Evet. Hani öyle. İşte güzel bir iki kafe açıldı. Evet, şey çok Firuze güzel. Firuze var, işte Pilati var. Aynen. Burada onu konuşmuştuk geçen sefer de. Restorasyon olayı burada mesela eski Foça'ya göre daha derli toplu gitti. Bence, evet, değil mi? Evet. Ve burada daha çok taş ev var. Daha çok taş ev var ve hepsi, evet, çok güzel restore edildi. Yani eski Foça'da böyle o şey biraz karışık, tamam, hani yine orada da çok güzel restore edilen evler var ama hani yıkılamayan bilmem ne böyle yarım yamalak üstü, evet, çardak altı bardak şeklinde oluşumlar var orada. Arada burada apartmanlar falan da, evet, var eski Foça'da ama burada yeni Foça'da, aynen, çarşı içi o tarihi yer. Bu komple, evet, eski taş ev yani. O özelliğini koruyor. Yani, evet, burada o dokuyu daha rahat görüyorsunuz aslında bakarsanız. Belki eski Foça kadar rağbet olmadığı için öyledir. O eski belediye binası otel, hı-hı, olacak. Ha, güzel. Evet. Orada bir çalışma sürüyor. Ondan sonra hani tepesinde gözetleme kulesi, hı-hı, olan bir ev vardı. Orasının restorasyonu sürüyor. Orası da butik otel, hı-hı, olacakmış. Böyle bayağı bir hareket, evet, restorasyon yani şeyi var. Hafta sonları gelince, yani yaz için demiyorum, yazın zaten yoğun oluyor da hani hafta sonları da gelince açık olan yerler o, evet, açıdan bir hareketlilik sağlıyor. Evet. Hatta bir butik oteli de gezdik yani, evet, bizi davet ettiler. Bir butik otel gezdik. Hatta orada bir işte yani çekim sırasında ne demiştik biz oraya? Ha, evet, sinema demiştik, sinema hamam demiştik, çıktı. Hamam çıktı. Yani eski Selçuklu'dan kalmadı hamammış ama yani sinema olarak kullanıldığını ben hatırlıyorum, orada bir tabela vardı. Ama kapalıymış tabii o arka tarafı. Şimdi restore etmek için açmışlar. Hani bunu da yapalı 2 sene falan oluyor. Benim sinema dediğim dönem 5 sene önce öyle kapalı bahçe gibi hiç ne olduğu belirsiz bir alan vardı. Evet, yeni fıçamız böyle. Hava da yavaş yavaş ısırmaya başladı. Biz artık Kozbeli'ye doğru yol alalım. Yola çıkalım. Nerede kaldım? Aa, yeni jingle'ımızı duydunuz mu? Beğendiniz mi? Onu bu bölümün altında tamamlayacaksınız. O yüzden yorumlara lütfen yazın. Ozan Akdeniz yaptı jingle'ımızı. Evet. Kendisinin sosyal medya hesapları olmadığı için tagleyemiyoruz. Yani sadece bir hashtag oldu. Yani Ozan Akdeniz, Ozan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizce çok eğlenceli oldu. Bizim. Evet, çok güzel bir jingle yapmış bence. Yani, evet, süper. Bence de tam süper. Böyle bir talk show jingle gibi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Yorum yapın, beğenin, arkadaşlarınıza gönderin. Ya evet, en çok trafik nereden geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? WhatsApp gruplarından. Evet, lütfen. İnanamayacaksınız. Lütfen yani gönderin işte ya. Bir 5 dakikalık, evet, bir eğlence yani. Aynen. Ha, olur mu? O zaman haftaya. Kozbeyli'de. Kozbeyli'de görüşmek üzere. İnşallah.